Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz harikayız. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın canlarım. Bugün karşınıza ne ile çıktım? Bugün karşını, karşınıza A101 orkidesi, şok orkidesi, ne derseniz midi tür, şey midi boy, 3 dallı, kokulu, özel tür diye de geçiyor orkide ile çıktım kokulu gerçekten de çok güzel kokuyor ben sarısından aldım A101'den aldım şokta da satılıyormuş şoka gitmedim ben ama güzel yani şimdi bunu ne yaptığımı işte merak edilen soruları anlatacağım bunu aydınlık bir yere koydum 3 dallı kokulu bir orkide bu midi boymuş mini değilmiş yani tam mini değilmiş midi boymuş bundan da daha küçükleri varmış büyük boy değil sulama işini bunu dibindeki sünger yani şey değil çam ağacı ka çam kabuğu toprağı değil gördüğünüz gibi sünger bu değişik bir sünger ismine bir şey diyorlar şimdi tam bilmiyorum şöyle bastırınca sünger yani bu bunda dikiliymiş. Ben bunu hiç kurcalamadım. Kurcalamayı da düşünmüyorum çiçekleri. Geçene kadar değiştirmeyeceğim. Kökleri falan gayet güzel, sağlıklı gözüküyor. Bakın. Şimdi bunu sulama işini de bu alttan daldırma usulü sulanmıyormuş. Şu şekilde yarım çay bardağı suyu o sünger kurumadan ama sünger kuruyunca kökler çekiliyormuş. O yüzden kurumadan göbeğe değdirmeden şöyle saksının kenarlarından sulamak gerekiyormuş bakın zaten indi aşağıya altına bir kap koydum biriken suyu dökeceğim şöyle kenardan yarım çay bardağı kenardan hafiften göbeğe değdirmeden sulama işlemini yapıyorum bu süngerin kurumaması yani kurumadan sulamak çok önemliymiş bunu da özellikle belirteyim çünkü sünger tamamen kuruyunca sertleşiyormuş ve köklerin komple içi çekiliyormuş. Sık sık ve az sulamak gerekiyormuş. Ben de ona dikkat edeceğim. Zaten su indi aşağıya. 10 dakika falan bekleteceğim o suyu. Çektiğini çeksin. Sonra kabı dökeceğim. Onu da size söyleyeyim. Yarım çay bardağı Şöyle hafiften, kenarlardan suladım canlarım gördüğünüz gibi. Sulama işlemimiz böyle. Şimdi bu dibine biriken suyu 10 dakika sonra dökeceğim ben. Tamamdır. Bunu ben saksısını değiştirmeyi düşünmüyorum çiçekleri geçene kadar. Şu anda gayet keyfi yerinde. Hiç ellemeyeceğim. Aydınlık bir yere koydum. Bu şekilde kalsın. Bir de dün kendi grubuma birisi atmıştı. Oradan gördüm. Yine A101'den aldığı orkidenin şu köklerde şuralarda beyaz beyaz küçük küçük kıl kurdu mu deniliyor bilmiyorum da küçük küçük minik minik haşeratlar vardı kaynıyordu yani ne yapabilirim diye sormuş onu da bilenler için yani bilenler tarif etmişler ben de onu da söyleyeyim size. Bayağı da araştırdım bu konuyu. İçinde salyangoz ve benzeri işte kıl kurdudur. Bitmidir. Artık kök bitimidir bilmiyorum. Bir şeyler, haşeratlar oluyormuş bu köklerde. Onun içinde ne yapın, ne yapmamızı söylediler. Yani işin uzmanlarını söylediğini söylüyorum. İşte şöyle salatalıkları olsun. Şu şekilde şöyle şu şekilde koyamadım. Şöyle çevireyim de koyayım. Onu şimdi tekerle biraz yapmak zor olduğu için şöyle göstereyim. Şöyle salatalıkları, patates de olurmuş, elma da olurmuş. Şöyle gece yatmadan önce şöyle bırakmamız gerekiyormuş. Sabah hepsi toplanıyormuş gece buna. Şu alt kısmına, şuraya toplanıyormuş şuraya. Sabah bunu işte o haşeratları dökmeden Çöpe atmak gerekiyormuş bunu böyle bir hafta işte her gece yapmak gerekiyormuş patatesle elma da oluyormuş yani salatalık doluyormuş ben salatalık doğradım Her neyse sizi de göstermek bilgilendirmek istedim benim köklerde bir şey gözükmüyor ama benim göremediğim bir şey varsa diye ben bu gece yapacağım onu yani sonuçta zararı yokmuş o haşerat maşerat bir şey varsa toplansın köklerde Çünkü o A101'den alan o kadının şu köklerin içi kaynıyordu resmen. Küçük küçük, minik minik, çok küçüklerdi. Kaynıyordu. Onu görünce dehşete kapıldım ve endişe ettim, araştırdım ne yapabilirim diye. Onu yapınca oluyormuş. Evde Charles Mert ilaç varsa işte 20 dakika poşet içinde havasız bir şekilde onu sıkıp da bekletmek de işe yarıyormuş. Onu da belirteyim. Bu Charles Mert fısfıs fıs var ya Sineklere de iyi geliyor hani böcek intesit mi bir şey o da işe yarıyormuş benim evde ondan yok bu sebze meyve olayını yapacağım gördüğünüz gibi gayet güzel sağlıklı ben değiştirmeyi düşünmüyorum araştırdım ve öğrendiğim kadarıyla çiçekliyken yani böyle sağlıklıyken hiç dokunmayın bozulur denildi o yüzden çiçekleri geçene kadar işte. Saksıya sığmayana kadar hiç dokunmayacağım böylece kalsın Gayet de güzel zaten 3 dallı Maşallah <laughs> Çok güzel çok severek aldım ve gerçekten çok güzel Ben bunun 3 dallı olduğunu bile eve gelince fark ettim Ne ara aldım ne, ne ara kasadan geçtim bilmiyorum bakın eve geldi Tomurcuk patlatmış Gayet güzel görünüyor Bayağı da alan olmuş Sarı rengini herkes bulamamış bulanlar da var tabi de umarım herkesinki yaşar gayet güzel sağlıklı böyle çiçeklerini görürüz bakalım serüvenimiz nasıl devam edecek saksı değişimi yapmayacağım onu belirteyim size de tavsiyem bu şekilde sağlıklıysa ve herhangi bir sorun yoksa orkidenizde saksı değişimi yapmayın sulamayı da dediğim gibi yapacakmışız yani daldırma usulü olmuyormuş bunda. muhakkak şu üstten kenarlardan yapmak gerekiyormuş. Onu da özellikle söyledim. Bir de o haşeratlar için dediğim yöntemi siz de deneyebilirsiniz. Yani o çarzmet ilaç varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar canlarım. Araştırdığım kadarıyla böyle güzellerim. Kendinize iyi bakmayı, kendinizi sevmeyi unutmayın. Bol çiçekli günler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.